Evet değerli izleyenlerimiz, Ünye Konuşuyor olaraktan bu haftaki konumuz Ünye Devlet Hastanesi'nin yıllardır kanayan yarası olan doktor sıkıntımız. Evet, hepinizin malumu bildiği üzere kardiyolog başta olmak üzere yıllardan beri bizim eksiğimiz, doktor sıkıntımız var. Çok güzel bir hastanemiz var demiştik geçenlerde. Evet, gerçekten çok güzel bir hastanemiz var ama hastanenin içerisini güzel dolduramıyoruz. Sadece duvarlardan ibaret birçok bölüm. Şimdi Bunur'daki doktor eksikliğimizi vatandaşlara soracağız, halka soracağız. Bakalım onların söyledikleri, görüşleri neler? Efendim merhabalar. İsmim Ömer Karagöz. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir aydan bu yana anneme kardiyolojiden gün almaya çalışıyorum. Randevu oluşturmaya çalışıyorum. Doktor eksikliğinden dolayı alamıyorum. Bildiğim kadarıyla Giresun'dan haftanın bir günü doktor geliyormuş. Şu an bir sıkıntı var, alamadım. Şu an beklemedeyiz yani, bir sıkıntı var. Gözle alakalı da bir sıkıntı var. Randevu oluşturamıyoruz. Sabahın çok erken saatinde gitmemiz gerekiyor numara almak için. O da çalıştığım için gidemiyorum sabahın erken saatinde. Yani şu an bir sıkıntı var. Çok güzel bir hastanemiz var. Kocaman bir hastanemiz var ama doktor sıkıntımız var. Ya hastanemiz çok güzel ama doktor bayağı sıkıyor. Ben şimdi mesela Faslı'ya gidiyorum bazı çocuklar için ileri geri. Faslı'da öyle gidiyorum. Ha, hastanemiz iyi ama neden olduğunu da bilemiyorum. İyi geliyor gidiyor. Durmuyor. Uzaklara gitmeyelim yani. Samsun'a, oraya buraya, Ordu'ya niye gidelim ki? Bizim de güzel hastanemiz var. Vallahi biz de istiyoruz daha iyi doktor gelsin. Doktorlar hepsi yerinde olsun kardeşim. Gidiyorsun, dişe giremiyorsun. Hiçbir sağlık kurumuna giremiyorsun yani, pek nadir. Ben diyaliz hastasıyım üstelik. Diyalize giriyorum ben. Onun için muayeneye gittiğimizde her doktor da almıyor bir de. Bunları bildirirseniz Cumhurbaşkanımıza biz de memnun oluruz. Peki boşu boşuna demesinler ki ya biz ülkeyi şöyle yönetiyoruz böyle yönetiyoruz de demesinler. Ülkeyi yönetilmiyor, yönetilmiyor ülke. Gelsinler buradaki hastaneyi bir denetlesinler, kontrol etsinler kaç tane doktor var. Onlara baksınlar. Yoksa doktor var muhakkak var ama bazı yerlerde doktorlar üstte yığılmış, bazı yerlerde yok. Yani doktorsuzluktan değil bu. Tayin edilmiyordur. Bence ondan. Bu konudaki yetkili insanların bizatihi Ünye ile ilgili olarak tasarruflarının bu noktada olmayışındandır. Eğer Ünye'de bu konunun bilincinde olan insanlar, yani bunun içerisinde kimi dayarsanız sayın, bir tane genel başkan yardımcımız var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ünye'li. Başka bir şey demeye gerek yok. Yani iki dudağının arasında nihayetinde. Beni dedim ki biraz önce konuşturmayın dedim size. İlla konuşturuyorsunuz. Sayın Numan Kurtulmuş Bey, yani bir alo dese hiçbir eksiği kalmaz burada. Nihayetinde Sağlık Bakanı'nın iki dudağının arasındadır. Çünkü ben Ünye Devlet Hastanesi'nin daha önceki Sağlık Bakanı Müsteşarı ve daha sonra Trabzon Belediye Başkanlığı yapan Orhan Feyzi Gümrükçüoğlu benim Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden arkadaşım ve çok samimiyizdir. O müsteşarken Hüseyin Bey buranın başhekimin çok gitti geldi kendisiyle ve özel de ilgi gösterdi o zaman Orhan Bey kendisine, Orhan Feyzi Gümrükçüoğlu Bey. Bu hastane kendi tipinde olan hastanelerden daha değişiktir. Yani plan proje olarak. Bazı yerlerinin genişletilip birkaç tane ameliyathane daha yapılabilecek kapasite bina o şekilde yapılmıştır burada. Yani bildiğim için söylüyorum. Detayına girmek de istemiyorum. Dolayısıyla nihayetinde siyasetçinin iki dudağının arasındadır. At adımı bitti gelir. Yani hiçbir doktoru eksik olmaz. Ben zaten biraz önce siz gelmeden konuştuğumuz şey devlet hastanesi ile ilgili, doktorlarımızla ilgili konuşuyorduk. İşte Çetin Bey'den bahsediyorduk arkadaşımızla ilgili. Yani yetkili kişilerin bu işin üzerinde düşmesine bağlı. Çok kısa zamanda yani. Yani şu an itibariyle telefonu kaldırsa Numan Bey dese ki şu ihtiyacı var Ünye Devlet Hastanesi'nin. Yarım saat sonra kararlarımız çıkar. Bu kadar basit. Vatandaş olarak söylesem tabii ki eksikliğini hissediyoruz. Bazı branşlarda doktor olmaması başka yere gitmesine, insanların başka yerlere gitmesine sebep oluyor. Bundan dolayı da üzgünüz tabii yani. Bir an önce doktorların da tamamlanmasını istiyor. İşte dediğim gibi yani buna cevap verecek kişi ben değilim. Bunun sorumluları da ben değilim. Ama yani gönül isterdi ki bütün branşlar olsun.
Benim de çok yakında bir hastam oldu. Ordu'ya götürdük. Allah'tan ki Ordu'da var, Samsun'da var. Yani en azından bir saatlik bir yolda doktor bulabiliyoruz. Buna da şükrediyoruz. Çok güzel bir hastane yaptılar Ünye'ye. Ama doktorlara biraz eksiklik var. Sağlık Bakanlığı'nın yani atama yapması lazım. Bir eksiklik vardır illaki. Bunu da bakanlık olarak görevini yerine getirmesi lazım. İlçenin siyasiyle alakalı bana göre. İçindeki siyasiler pek görevini yapmıyor. Yani görevini yerine getirmiyor. Yani siyasiden işi bu işler. Baskı yapacak. Arkadaş sen doktor eksikliğini sordun bana ama Ünye Devlet Hastanesi'nin her şeyi eksik. İlgi alakası eksik, doktoru eksik. Bakın bir röportaj hastanede yapın. Başhekim de şikayetçi, kapıdaki temizlikçi, güvenlikçi de şikayetçi hastanede. Vatandaş zaten şikayetçi. Orası bedduvalı bir yer, çarpık bir yer. Fazla yorum yaparım, bana da bir şeyler olur, ben de çarpılırım. Allah yardım etsin Ünye Devlet Hastanesi'ne. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bu memleketin bakanları var, vekilleri var, bilmem neleri var. Hastane konusuna gelince hepsi teslim oluyor. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Ama o hastanede bir büyük cenaze var, kimse kaldırmıyor. Kim imam olur bilemem ama birinin oraya imam olması lazım. Oranın duasını okuması lazım arkadaş. Teşekkür ederim.